Sen de mi kafa sallıyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hatta... Ana yemek neden mantı diyorlar? Ara yemek olmalı. Çünkü ben Sinoplu bir insanım. Annem de Sinoplu, babam da Sinoplu olduğu için bizim yöremizde Sinop mantısı var. Sinop'a gittim kesinlikle. Hayır, ara yemek olarak verebilirim. Ara yemek tercih etseydiniz ana yemek olarak. Seçmedim ben çünkü ana yemek olarak, çünkü biz bol ve cevizli ve yoğurtlu yaparız onu. Ben doyurucu diyorsun. Kesinlikle doyurucu çünkü biz hani kulak aşı gibi yapıyoruz. Hani kalın tamam. Evet, kulak aşı. Kulak aşı tarzı yaptığımız için zaten tadınızı anlayacaksınız. Evet, genelde mantıyı bizde ara yemek olarak ikram ediyorlar. Evet. Tabii ki yani evlerimizde yaptığımızda da bir ana yemektir yani aslında bakacak evet. olursanız. Doyurucudur. Hamuruyla, etiyle, sosuyla, yoğurduyla, her şeyiyle ama işte yarışmada daha yarışmada olduğumuz için evet. herkes öyle yiyor ama bu yarışmada ana yemek olarak zor olmadı. Olmamış. Ana yemek olarak niye mantı yapmışım da şey yapmamışım. Bu ana yemek de olabiliyor çünkü bu el emeği ya. Ben bunu şimdi kesinlikle masada savurmayacağım hiçbir şekilde. Benim bunu ara yemek olarak yerine niye ana yemek olarak kullanmıyor söyleyemezler. Herkesin tercihi kendi tercihi sonuçta yani. Bunu kesinlikle yorumlayacağım. Dolmaya da aynı tepkiyi vermişti başka yarışmacılar. Mesela biber veya patlıcan dolmasını ana yemek olarak ikram edenler oldu. Böyle olmaz dediler. Burada olmaz. Dolma var, kuru patlıcan dolması var. Ara sıcak da olmuş ama işte ana yemeğe takıldık maalesef. Evet. Teşekkürler. Evet, minik minik köfteleri olan ekşili. Onun dışında menüsünü nasıl buldunuz? Ben hiç güzel bulmadım. Niye? Çünkü çorba var, ardından kuru patlıcan dolması var, patates topları var. Oradan da mantıya geçiyoruz. Birbirini tamamlayan bir ürünler yok bence. Karbonhidrat ağırlıklı. Aynen. Yani bayılıyoruz yani. Bu ince bulgurlu ekşili kötü çorbası. Ben neyi merak ediyorum? Ben yapacağım da aslında. Ya bu geçişlerde bir şeyler verseler, damağımız bir temizlense. Sorbe morbe. Sorbe limonlu böyle hiç güzel. Sorbe yaptım işte sorbe. Salata da yaptım tatlıya geçmeden önce. Benim damağım temizlenmedi ama. Asiditesi de vardı. Kesinlikle vardı. Teşekkürler. Kesinlikle. Ama onun damağını açmadı. Olsun. Anlamadı bence. Bir şef olarak. Afiyet olsun. Vinaigrette sosu anlamadınız. Yapamam. Kaşıkları... Vinaigrette'yi anlamadılar. Kaşıkları bilerek çift kullanmak istedim. Neden? Tek mi? Değil. Sinop mantısı ister ceviz hani kaşıktan ister çatalla tercih eder. Güzel bir detay. Kendi kaşığımızla tercih ediyoruz. Bravo. Size eline sağlık. Olsun. Hadi afiyet olsun herkese. Evet. Evet ne? Ne oldu? Limon. Dur daha yeni bir yorum mu istiyorsun? Tabii ki hayır yorum değil yesinler ben çok severim. Dur zaten başlayacaklar birazdan. Kesinlikle yensin hayatta yemek. Bu böyle sessizlik bizde hayır alamet olarak algılıyoruz biz. Böyle bir sessizlik oldu mu demek ki beğenilmiş ki yiyorlar diyoruz. Yoksa böyle bir kaşık alıp falan. Yok yorumlanacak Zuhal Hanım ben bekliyorum hani niye bu kadar. Evet ben çok başlayabilirim. Tabii ki başlıyoruz. Haydi bakalım ilk yorumlar gelsin. Ekşili... İnce bulgurlu ekşili köfte çorbası sundu. Evet. Bana ekşisi biraz fazla geldi. Tadı tuzu yerinde ama ekşisi fazla ve acayip yağlı Aynur Hanımcığım. Yani birazcık yağından. Ama ben şimdi etini biraz hem yağlı aldım ve içindeki şeyini ama... az koyduğum için, kavurduğum için ondan ama bak bir de şöyle bir şey. Ben köfte çorbası dedim almayan ince bulgur. Ama ben direkt ne edip ekşili köfte çorbası. Ha, ekşi dediğiniz şey. Ama çok ekşi. Bence ben, değil. Benim de maksimum çok ekşi. Yani kesinlikle. Bir de yağını fazla kaçırmışsınız. Ben de yapıyorum bu çorbayı. Pirinçle katıyorum. Ben pirinçle bir yapmıyorum. Sadece ince bulgurla yapmıyorum. Doğru, ince bulgurlu diye. Şey evet yok onu belirttiniz onda bir sıkıntı yok. Hem daha çabuk tutar. Evet doğru. Güzel bir taktik denemişsiniz. Ama dediğim gibi ekşisi fazla ve çok yağlı mı? Teşekkür ederim. Peki beğenmedin mi? Tadı tuzu kötü değil ama biraz fazla geldi yağı bana. Yani hoş bir tat bırakmadı maalesef. Anladım. Saygı duyuyorum. Şefimiz ne diyecek? Hiç beğenmedim Zuhal Hanım. Hadi ya. Eyvah. Hiç tat alamadım. Yani dünkü çorba bana çok hoş gelmişti. Şaka yapıyorsunuz galiba. Yemin ederim bu çok... Yani hiç beğenmedim. Neyi yani, beğenmedin? Bakın ağzıma bir de o köfteden kıkırdak gibi bir şey geldi. Çıkardım. Patatesler fazla haşlanmış. Patatesler ne bekliyorsun? Bozulmuş. Zaten bu patatesi havucundan kavuruyorsun. Ya önden kavur bir dakika Murat Bey. Önden kavurduktan sonra zaten bunu suya koyuyorsun. Şu haşını köfte yapıyorsun. Köfte de haşlanıyor. Tabii bak, de fazla. Böyle örnek vereyim. Minestrone çorbaları olur tamam mı? Formunu korur. Patates şimdi bak görüyor musun? Evet. Gitmiş yani patates. Ne yap? Diri mi kalacaktı? Ya diri kalmayacaktı. Bunun bir formu var, sıralaması var. Şimdi hepsinin haşlanma dakikaları farklı olduğu için. Tabii. Sen bu dakikaları koruyamamışsın. Özür dilerim. Ben yanlış yaptım. Nasıl yapacaktım biliyor musun? Bir de örnek vereyim. Evet dinliyorum örnek vereyim bakayım. Bak Hanife Hanım'ın köftesi 5-6 tane. Benim köftem 12 tane. Bende de çok köfte. Bende de tek bir tane patates Hanife var. Hanife Hanım'ın suçu sona sakladım.
Ha ben ona kınardım çünkü sadece ona ayırdım. Öyle hani böyle kişi başı böyle saya saya koyuyorum ki ne kadar az koyarsam bağnamla daha çok olur. Ben daha dolu koymuşsunuz. Evet. Arkadaşsınız ya. Arkadaş değiliz canım, biz ona kankayız. Yanlış söylediniz. Evet. Kanka da mı olduk? Evet kanka olduk. Tabii ben ki canım sizi. Siz zaten böyle bekliyordum ben size bana patlamak için. Emin ol cevabınızı alacaksınız. Evimde misafir olarak gelmiş olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama siz bana habere gelip de dünden beri evet, durup da... Evet Halife Hanım ben gerçekten... Bağlı Hanım bir saniye. Siz bana dünden beri gelip de durup da kusura bakmayın da Bağlı ile siz kankasınız. Şöyle bir şey konuşamazsınız. Bana Bağlı ile kankayız. Neden konuşamam? Demek ki bir şey görüyoruz ki konuştum. Ne duyacak? Ne duydunuz? Evet. Ne gördünüz? Ne gördünüz? Ne gördünüz? Bağlı Hanım sizi değiştirdi. Neyi değiştirdi? İlk halinize bak. Tamam beni kıskandı da değişti Halife Hanımcığım. Bir dakika ilk gün kendinize bakın şimdi. Evet. Ben değiştirdim. Saygı da yaptı. Benim kıyafetimi siz karışamazsınız. Evet ben en iyisi telefonu karışamazsınız. Doğruyu buldum. Kusura bakmayın. Hemen değiştim pijamalarınızı giydim. Benim çünkü... Nasıl pijama diye konuşabiliyorsunuz siz ya? O işte dedi ya ben böyle çok rahatım. Böyle çünkü benim işim izin vermediği için giydim ve ben eve geldim. Dedim ki Zuhal Hanım aynı dedim Murat dedim böyle böyle dedim tamam giyinebilirsin. Siz bana gelip de... Ben şey konuşmadım. Saygısızca konuşuyorsunuz. Hayır saygısızca konuşmadım. Benim misafir olmasın. Kusura bakmayın. Ben gerçekten sinirim bu konuda. Siz bana kıyafetimi... Yorum yapamazsınız bu konuda. Ya ben gördüğümü söyleyeyim. Neden sinirleniyorsun? Ne pijaması ya? Evet, ben, evet doğru. Ben pijamaya Murat'ın yanına kalktım, eşimin yanına kalktım. Pijamaları giydim. Sen o gün derdin bu masaya giydin. Ben geldim. Nasıl rahat edersem öyle giyerim. Öyle giyinirim. Ama Zuhal Hanım bana döndü neydi? Bir dakika. Zuhal Hanım bana dedi ki böyle. Ben normal hayatta, günlük hayatta ben arka röportaj çektiğimde dedim ki Zuhal Hanım. Ha. Ben tişört giymeyi seviyorum yani. Evet. Ve ben kilolu bir insan olduğum için, yeni ameliyat olduğum için kıyafetim olmadığı için giyemedim. Anladınız mı? Ama var mı? Ama bana vermiş kıyafetim. Yalan size söyleyemem. Annem mi? Evet benim annem aslında. Annemin kıyafeti. Ben yalan söyleyemiyorum. Siz bana durup da benim kıyafetime yorum yapamazsınız. Yaparım. Siz benim kıyafetim yapamazsınız. Yaptım. Neye ne yapıyorsunuz? Tamam niye değiştirin? Değiştirmesin. Desin ki ben böyle geldim. Yarın da tayt da geleceğim. Ne yapabileceksiniz siz bana hanımefendi? Gelin o zaman konuşuruz. Onunla yarın konuşuruz. Konuşalım. Kesinlikle evet. Konuşalım. Kesinlikle konuşalım. Neden gelmediniz? İlk gün geldiğiniz gibi neden devam etmediniz? Eşim izin vermedi işte. Olabilir mi? Bir saniye şimdi. Kusura bakmayacaksın. Diyor ki sakin ol bir kere ne bu kadar cevap verdi. Ama haklı değil mi? Evet. Hayır. Bana pijama diyemez ya. Pijama değildi eşofman üstüydü. Eşofman üstü. Ortak olarak hiçbirimiz programa çok uygun olmadığını düşündük. Saygı duydum. Tabii ki sen de ondan sonrasında da güzel giyindin. Bunda evet. Banu'nun yorumlarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet aynen öyle. Bir ondan etkilendin mi acaba diye. İlk gün yani. Barışmamıştı ya. Evet. Hanım, biz evet arkadaşız, numaralaştık. Ben hatta aldım. Annesini değil, açıklayalım mı? Evet, dostu aldınız. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ben de arkadaşlar. Oldu, arkadaşlar. Bir saniye. Oldu. Ne demek oldu? Oldu. Kadın değişti. Kıskandığı için değişti. Kadın değişti diyor ya. Kıskandı beni. Ben telefonumu getirdi gösterebilir miyim? Asıl kendi halim böyle sarışın. Kıyafetlerimi gösterebilir miyim? Ben sarışın böyle... mı? Tabii canım ben pilates yani pilates. Ay pilates, pilatin her şey girdi birbirine. Sakin ol. Söylediğim için. Niye bu kadar sinirlen? Normalde benim zorundasın. Beyaz sarıydı açık bayağı pilates sarıydı. Tamam. Kesinlikle öyle bir insandım ben. Sonra? Ben annem rahatsızınca ben işi bıraktığım için. Tamam. Ameliyatta olduğum için ben komple kendim saçıma döndüm. Anladım iyi yaptın. Evde böyle. Böyle dert. Normalde ben çalışırken saçlarım pilatin sarısıydı. Şimdi giyildiğim böyle... zaman kesinlikle böyleydi. Kendin orijinalin böyle miydi? Kendi ana saçımı benim bu. Gayet güzel. Ama söyleyeyim bana gelip sen pijama takımıyla gelmişsin diyemez. Ya arkadaş oldunuz. Bağım seni yönlendiriyor da diyemezsiniz. Evet şey... Siz ne biliyorsunuz, ne gördünüz? Açıklar mısınız? Bağım sizi yönlendiriyor demedim. Dediniz. Bağım sizi bir kere hayır. Yönlendirdi, o yönüne döndü. O yüzden döndü Murat sana 4 puan verdi cırı cırı ötemedim. Benim karşımda çat çat etkili. Ya evet ben de okula geliyorum. Peki o zaman ne yaptınız ya? O konuya ben de geleceğim. Arkadaşlar. Ama sinirleniyoruz. Abi, çok özür dilerim Zuhal Hanım. Sakin ol. Sakin ol. Neden sinirleniyorsun? Bir saniye. Evet sinirleniyorsun. Neden kaç gündür ne güzel aman dedik bu haftaki yarışmacılar. Nasıl olduk galiba? Ne güzel sakin dedik. Bunu muhafaza ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bakın sakin sakin. Ya ben hayır ama. Çok sakinsici. Ama Zuhal Hanım. İki kaşık çorba bir bardak su iç. Dur. Şimdi bir saniye. İnsanlar o gün de dedik gene aynı şey söylüyorum. Tercihleri kendilerinindir. Saygı duyuyoruz ama tabii ki program biraz daha özen gelmesi gerekir. O ayrı. Fakat bunda Banu'dan evet Banu'nun da benim söylemem de arkadaşlarımızın sizin da ya, kamera arkasında ya. Kamera evet. Arkasında da etkisi olmuştur ama pijama değil de eşofman üstü. Tamam onu bir geçelim. Evet. Bunu geçelim.